Evet, yayına başladık. Başladık mı? Bir Başladık. günde şu başladığımızı ben anlasam. Aa, Elif'imi gördün mü? Aa, Elif'ten önce biri gönderdi ama kim olduğunu okuyamıyorum. Firdevs. Firdevs. Firdevs'cim merhaba canım. Nasılsın? İyi misin Ayşe Firdevs? geldi. Ayşe. Ben bu, pardon, bu arada program yapıyorduk. Evet Ya evet sen bir unuttum açılış ben. yap. Sizlere daldım. Bugünkü konuğumuz Ankara'da. Bayanlar, ne kadar bayan varsa, gerçi erkekler de bakabilirler. Erkekler de gelsinler. Bugünkü konuğumuz Ankara'dan ama önce bugün dünden iyiyiz. Yarın bugünden daha iyi olacağız Allah'ın izniyle. Programın bitişinde sizlere veda edemesem bile şimdiden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz başımızın üstünde yeriniz var. Şimdi hanımlar biraz daha toparlanın. Çok hanım geliyor mu? Geliyor, geliyor. Gelsinler. Ama bu sadece hanımları davet etmeyelim. Çünkü artık bu akşamki konumuz sadece kadınları ilgilendirmiyor çünkü. Peki. Hanımlar ve beyler, hepinizi bekliyoruz. Bu akşam bir kere çok güzel bir kadın geliyor. Benim Hakikaten. kız kardeşim Suzan dedi ki, yahu benim gördüğüm en güzel kadınlardan biri, bu nasıl güzellik dedi. Onun adı Filiz. Onun adı Filiz Yelbay Akdoğan. Akdoğan. Güzellik merkezi sahibi Ankara'dan. E tabi insan güzellik merkezi sahibi olunca çok güzel olur diye düşündünüz. Ama öyle değil. Kadın kendi güzel anacığım. Güzel Benim yani. de son yıllarda gördüğüm en güzel Güzel kadınlardan kadınlardan bir biri tanesi. Yüreği de hakikaten. çok güzel. Kendi de güzel. Her şeyi güzel. Fıstık gibi bir hanımefendi. Bugün güzel güzel sohbet edeceğiz. Ona diyeceğiz ki şimdi nasıl güzel oluruz? Aslında Sorular çok güzel soracağız. bilgiler verecek. Çok güzel bilgiler verecek. Benim gözlüğümü hep söylüyorum, biraz süs gözlüğü. Ama bazen şöyle çok yaklaşırsam da görüyorum. Bakayım görüyorum. Nur Evet. Cemal hocamız yayına Nur katıldı. Cemal Bey. Acaba nasılsın? İyi misin? Yıldız Nur katıldı. Cemal Bey. Topkapı şifresini okudun mu acaba? Hiç ondan yorum almadım. Hani şeyden aldık yorum. Evet, Ayasofya'da. Filiz bize istek gönderirse Filiz Hanımcığım. Filiz Yelbay Akdoğan. Evet. Ankara'dan güzellik merkezi sahibi. Harem güzellik. Harem güzellik. İşte güzellik karşımıza. Derken ekranımızda şimdi olacak Biz arkadaşlar. özellikle seçiyor muyuz? Güzel kadınları alalım, yakışıklı beyler alalım. Herkesi içi dışı açılsın şöyle görsün de. Bakayım Filiz'i. Filiz'i de epeydir görmedim ben. Ben çok yeni 3 gördüm. aydır Dün de İstanbul'da beraberdik. görmedim. Ondan sonra şimdi Ankara'dayım. Geldik İstanbul'dan Ankara'ya. Ankara'da dedim. Gece gündüz aralıksız yazı yazan adam kimseyi göremez. Allah'ım ya Rabbi, internette yine sorun mu var? Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Vallahi Filizciğim, senin orada mı acaba bir Gönül internette? güzelliği yüzde akseder diye düşünüyorum demiş Nur Cemal Bey. Bence de. Ben de aynı fikirdeyim. Bir daha gönderecek sanıyorum Evet, bize. bence de bir daha gönder. İnsanın evet, gönlü güzelse yüzü de güzel oluyor. Bakın bir şey söyleyeceğim. Hiç üstüme alınmıyorum. Benim gönlüm çok güzel. Cevap alayım. Benim gönlüm çok güzel. Yani şimdi ben tabii ki kızınım senin. Bana göre dünyanın en güzel gönüllerinden birine sahipsin. Ama bunu tabii insanlar takdir edecek diyeceğim ama seni de sevmeyen yok. Tabii canım, beni herkes Eyvah sever. eyvah eyvah. Var. Filizciğimde sıkıntı var galiba. Filiz sıkıntı var. Filiz sıkıntı var. Dönüyor. 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 Ama sen görünmüyorsun. Acaba şöyle mi yapsam Filiz? Telefonunu tamamen kapatsan, bir daha açsan. Geçen bizde aynı şey oldu, öyle yaptık. Telefonumuzu kapattık tamamen. Ondan sonra yeniden açtık, oldu. Bence sen de öyle yapmalısın. Eğer beni duyuyorsun. Duyuyor mudur? Sanıyorum duymuyor ve interneti çünkü deminki gibi çıkmadı yayından. Düzelmesini bekliyor diye düşünüyorum. Ha duyuyormuş, duyuyormuş. Beni duyuyorsan o Duyuyor. zaman kapat hayatım. Tamamen kapat.
Çık şeyden de, kapat. Geçen aynı şeyi biz Yani yaşadık. telefonu Evet. komple Komple kapatıyorsun telefonu. Tamamen kapatıyorsun böyle. Hani sinemaya gidince kapatıyoruz ya. Uçağa binince de ben kapatıyorum. Zaten ödüm kopuyor. Uçakta. korkular Nurcemal hocama buradayken soralım. Bu uçak korkusu birçok kişide var. Sevgili hocam, bu uçak korkusunu insanlar nasıl yenebilirler acaba? Yıldız Yeşil yazmış. Yüzünüzde, gönlünüzde güzel Nazan Hanımcığım. Ay canımsın Yıldız. Yıldız sen de yüzün güzel, gönlün güzel. Sen de O da fıstık güzel gibisin. kadınlardan. Evet. Bakalım bu sefer inşallah Ama bu yapacak. kadar çabuk telefonu açmış, kapatmış olabilir. Bilmem. Evet. Sonunda. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Nasılsınız? Nasılsınız? Çok şükür gayet iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ben de. Dedim böyle güzellikle ilgili konuşuyorsunuz. Zaten böyle güzel bir kadınla da güzellik konuşulur bu akşam karşılıklı böyle sizinle. Ne büyük bir keyif benim için. Elif'cim hoş geldin. Elif'cim merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni görünce daha iyi oldum. Ne güzel oldu. Üçümüz bir Harika arada. oldu, evet. Hakikaten çok güzel oldu. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz Teşekkür Elifçiğim. ederiz. Oh ne Evet. güzel. Herkes katılıyor yavaş yavaş. Evet. Tabii ben şimdi şunu söyledim. Dedim ki hanımlar, özellikle hanımlar dedim ama Elif diyor ki niye hanımlar diyorsun? Beyler de diyor. Tabii ki hanımlar, beyler bu akşam çok önemli şeyler öğreneceğiz. Filizciğim çok güzel şeylerden söz edecek bize. Bilmediklerimizi öğreneceğiz. Bildiklerimizden emin İnşallah. olacağız. İnşallah. Evet. Mesela sen burada bu arada bu kadar çok soruyu da Elif hazırlamış. Benim hiç suçum yok. Çünkü soru hazırlıyor. Eğer bakın şimdi sizlere bir itirafta bulunayım. Elif bana ters ters bakıyor ama baksın ben şöyle yapayım. Eğer çok soru soramıyorsam suç benim değil onun. O ne yazıyorsa onu soruyor. Valla Şikayeti ben. Elif çok güzel sorular hazırlamıştır eminim. Ben de Hazırladım. bekliyorum, hazırlıklıyım. Peki. Teşekkür ederim Filizciğim. Şimdi hayatım diyor ki neden güzellik sektörünü seçtin? Evet ben de merak ediyorum. Sen neden? Çünkü senin başka bir mesleğin var. Evet, ben aslında hemşirelik okudum. Üniversitede de Avrupa Topluluğu diye bir bölüm okudum aslında. Onun da şu an yaptığım işte hiçbir ilgisi yok ama güzellik sektörü biraz benim için sonradan gelişen bir sektör oldu. Şöyle ki 30 yaşında açtım. Yok tabii 29, 28, 29 yaşında açtım güzellik salonumu ilk olarak. Onun öncesinde 6 sene hemşirelik yaptım. Biraz ara verdim, yine böyle bir yine sağlıkla ilgili farklı bir işte çalıştım. Şöyle güzelliğe aslında hiçbir zaman ben böyle çok hani süslü püslü değildim ergenlik döneminde de. Hani böyle annesinin kırmızı rujlarını süren, çok güzelliğe ilgisi olan bir çocukluğum hiçbir zaman olmadı. Şöyle oldu. Biraz böyle hadi ben de öncesinde tabii güzellik salonlarına gidiyordum. Kendime bakımlar yaptırıyordum. Ya bir güzellik salonu şöyle olsa daha iyi olur. Yani şunlar eksik. Böyle kafamda farklı bir şeyler tasarlıyordum her zaman. Tabii bunun altyapısında belki sağlıkçı olmamın çok önemi vardı. Yani bu Peki. iş biraz daha evet profesyonel yapılabilir, daha farklı bir gözle yapılırsa daha güzel olur diye düşündüm. Güzellik uzmanlığı kurslarına bir gideyim dedim. Bakayım bana uyacak mı? Kursu bitirdim. Hatta son gün hocamız sordu bize, hani yer açmayı düşünen var mı falan. Yok ben düşünmüyorum dedim şu an. Bir hani bir geldim, bir bakacağım. 15 gün sonra iş yerimi tutmuştum. Yani çok hani böyle duyan bir şey olur yani hani ama hiç planlı bir şey değildi gerçekten. Hiç açmayı şimdilik açmayacağım dedim. Sonra bir fuara gittim, güzellik fuarına. Orada makinalara baktım falan, tamam dedim ya ben bu işi yaparım. Böyle kiraladım ve başladım. Yani aslında güzellik sektörünü seçmemin en büyük sebebi daha güzel şeyler yapılabilir bu alanda.
Yani farklı bir şey getirilebilir diye düşünerek açtım. Çok şükür ki 16. yılıma girdim. Maşallah. 16 yıl oldu mu? 16 yıl oldu. Maşallah. Çok güzel. Evet. Senin oraya ben de devamlı geldiğim için ne kadar titiz, ne kadar güzel ve doğru çalıştığını biliyorum. Bu da bir Çok gerçek. teşekkür ederim. Çok Ankara'da teşekkür olduğun her zaman ederim. ben de Elif de senin oradayız. Geliyoruz. Bir kere senin oraya gelmek şu yönden de çok keyifli. Bir kere muhabbet çok güzel. Evet. Karşılanma çok güzel. Elemanların çok sıcak. Ve Evet. hepinizin kültür seviyeniz yüksek. İnsana hitap ediyorsunuz. Çok temizsiniz. Bir kere çok hijyen. Bu çok önemli. Güzellik salonlarında bence ilk başta olması gereken, yani bu yeni çıkan illet için demiyorum. Ondan önce de evet, senelerdir geliyoruz ve her zaman hijyen, her zaman temiz, çok güzel. Çok Ben önemli Nazan Hanım. Evet, ben ona gerçekten çok önem veriyorum. Çünkü belki biraz hani ameliyathanede daha önce çalışmış olma, ben 4 sene ameliyathane hemşireliği yaptım. Ondan gelen tabii bir hijyen kültürünü alıyoruz. Zaten okulda biz bunun derslerini okuduk. Ve hem kendimiz için, çalışan için, hem de karşıdaki insan için ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımızın aslında farkına varmamız gerekiyor. Çok önemli bir konu bu. Genelde hani sağlık sektöründen gelmeyenler için de bakanlığın mesela hijyen eğitimleri var, sertifikaları var. Yani bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Yani onsuz olmaz. Ama çok dikkat edilmesi gereken bir sektör. Yani daha iyi denetlenmesi gereken bir sektör olduğunu düşünüyorum. Kişilerin tabii. kendi vicdanlarını bırakılmamalı. Hani buna Güzel. önem veren yer, yani denetimlerin çok hassas olması gerekiyor. Çünkü verdiğimiz en küçük bir zararın karşıdaki insana nelere mal olabileceğini bilerek çalışılması gerekiyor bu sektörde özellikle. Çünkü sağlık giriyor işin içine. Sizi kim denetliyor? Bize şöyle, yani aslında İl Sağlık Müdürlüğü denetliyor ama güzellik salonlarını daha çok belediyeler denetliyor. Belediyeler değil mi? Ben öyle Evet. düşündüm. Aslında ilk sağlık grubunun da denetlemesi gerekiyor. Evet, İl Sağlık da geliyor ama güzel denetliyorlar. Ama tabii birazcık daha İl Sağlık denetimi şey, hani mesela senin yapmaman gereken işlemleri yapıyor musun, yapmıyor musun konusunda birazcık daha denetimlerimiz var. Mesela hani iğneyle yapılan işlemleri bizim yapmamız gerekiyor, doktorun yapması gerekiyor. Hani biraz daha kontrol amaçlı denetliyorlar bir sıkıntı yaşanmasın diye. Belediyeler de zaman zaman geliyorlar temizlik hijyen açısından ama ben hani şey olarak söylemiyorum, bu yanlış anlaşılmasın ama ben daha çok denetlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii sen kendin de çok titiz ve temiz olduğun için iş yerinde titiz ve temiz ve hijyene çok önem veriyorsun. Ama hakikaten bazı yerler öyle değil ve sen de Evet bunu evet. bildiğin için böyle Ben söylüyorsun. bildiğim için, yani kendi işletmem açısından zaten gönlüm, vicdanım çok rahat. Yani o konuda hiç sorun yok ama genel toplum sağlığı açısından ben düşünüyorum. Evet. Evet. İyi olabilir. Yok yok, ben biliyorum, biz hatta Elif'le İstanbul'un en böyle müstesna semtlerinden en iyi isimli birçok yere gidip randevu alacağız diye gelip bize hitap etmediği için almadan çıkmışlığımız vardır yani, sadece ilk görüntüyle. Çünkü daha ne olsun, o kadar ağız ağza oluyorsun ki, o kadar yakın oluyorsun ki ve cildine, yani yüzüne yapılacak yanlış bir işlem seni mahveder. Çok. Dolayısıyla çok önemli, titiz olmak Biz gerekiyor. bunu hemşirelikte de eğitimlerini aldık Nazan Hanım. Yani mesela bu sosyal mesafe kavramı var ya şu anda, hepimizin aslında insanlarımız yeni öğreniyorlar bu sosyal mesafe kavramını. Belki bundan önce de bizim çok rahatsız olduğumuz dönemler oluyordu. Ben onu düşünüyorum. Mesela bankamatikte para çekerken herkes bir sokulurdu falan. Böyle bir o, kimse uyumazdı yani ona. Biz hemşirelik okurken aslında, yani ben bunu işte 30 sene oldu, ilk sağlık kolejinde başladım. Biz 30 sene önce bunun eğitimini almıştık aslında okulda. Yani herkesin bir kişisel alanı olduğunu ve sen sağlıkçı da olsan yani buna çok dikkat etmen gerektiğini, yani özellikle bu hemşirelik bakım hizmetlerinde
İyi ki almışım diyorum o zamandan. Hep onlara zaten biz dikkat ederek çalışıyorduk. İşte maske zaten. Hani Maske. ne kadar biz hep maskeyle çalışıyorduk. Hep eldivenle çalışıyorduk. Hani bunları koruyorduk ama işte şimdi inşallah öğreniyoruz bu süreçte de. Şimdi mesela ne yapıyorsunuz Filizciğim? Böyle üst üste hasta mı diyorsun, misafir mi almıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bu organizasyonu da sağlıyorsunuz? Evet, öyle yaptık Nazlı Hanım. Yani şimdi mecburen tabii ki bu dönem için bir kişi çıkmadan ikinci müşterimizi almıyoruz kesinlikle içeriye. Hep böyle yani üst katta da bizim güzellik katında biliyorsunuz. Yani en fazla iki kişi oluyor. Hamam bölümünde sadece bir kişi oluyor, bir de çalışan oluyor. Onun dışında kimseyi almıyoruz. Bir kişinin işlemi bittikten sonra açıyoruz, havalandırıyoruz. Her yer yine dezenfekte ediliyor. Sonra ikinci kişiyi alıyoruz. Çok dikkatli çalışıyoruz aslında. Yani Allah korusun. Tabii gelenin nasıl geldiğini bilmiyoruz. Yani işte kapıda tabii ateş ölçüyoruz. Yani onu koruyoruz ama ya olabilecek maksimum bütün önlemlerin hepsini almaya çalışıyoruz. Tabii Allah korusun hepimizi. Bir şekilde de çünkü iş yerimizin de devam etmesi gerekiyor, çalışmamız gerekiyor şu dönemde. Zaten bir süredir biliyorsunuz kapalıydık. Alarak işte normalleşmeye başladık. Yani dikkat ediyoruz. Çok önemli. Çok doğru. Evet. Biz senin iş yerinin ismi Harem. Yani Harem Evet. ismi böyle bir merkeze konulacak anormal bir isim değil. Çok da yakışan bir isim. Fakat çift M var değil mi orada? Evet, çünkü Harem ismi de vardı Elifçim. Biz de çok şey yapmak istemedik, hani karışmasın dedik. Hani kendine özel olsun dedik. İki M ile yaptık. Harem aslında biliyorsun isim olarak kadına özel yer anlamına geliyor. Ben biraz haremden bahsedeyim mi? İster misiniz? Tabii ki. Heh, tamam. Şimdi harem kadına özel bir yer ve ben bu amaçla kurdum. Çünkü daha öncesinde benim güzellik salonum vardı. Sadece 5 yıl önce bu binaya taşındım. Önceki yer tek katlı bir güzellik salonuydu. Buraya taşınmamdaki amaç da her şey olsun dedim içinde. Yani bir kadın içeriye girdiğinde baştan aşağıya bütün ihtiyaçların hepsini giderebilsin. Ne var? Türk hamamı var, sauna var, masaj var. Güzellikle ilgili aklınıza gelebilecek bütün işlemlerin hepsi var. Yine isterseniz sonrasında onlardan da bahsederiz. Ve bir kafeterya bölümümüz var. Bahçemiz var. Bahçemizde zaten şu an harem bahçe. Çok da güzel Kahvaltılarımız, bir bahçe. organizasyonlarımız. Evet, bekliyorum en kısa zamanda. Bayılıyorum bu bahçeye, Evet, bayılıyorum. çok güzel oldu. Bir de çok güzel süsledik Nazlı Hanım. Harika oldu. Yakında geliyorum. Biz dün değil evvelsi gün İnşallah. Filiz'le Çok orada çok dut sevdim. topladık. Evet, Dut dutlar, topladık. kirazlar, elmalar çok Çok keyifli güzel. oldu. Hani kahvaltı, organizasyon, nişan, kına onların hepsini yapıyoruz. Kışında bizim yine o giriş katında kafeteryanın kış kısmını biz çok kafeterya olarak kullanmıyoruz. Biz kendi misafirlerimiz için bir alan olarak değerlendiriyoruz orayı. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bir kitap kulübümüz var. Çünkü ben kadında güzelliğin içeriden başladığını düşünen bir insanım. Güzellik önce içeriden gelir, içimizden gelir. Bir kadın kendini evet ne kadar güzel yetiştirirse, ne kadar bilgilendirirse. Çünkü biz çocuk yetiştiriyoruz. Biz kadınların çok önemli misyonumuz var bu hayatta. Biz örnek oluyoruz. Ve biz kendimizi ne kadar geliştirirsek o kadar da topluma faydalı oluruz diye düşünüyorum. Yine kitap kulübümüzden başlayayım. Edebiyat öğretmenimiz Sebiha Baysal'la birlikte, evet o da burada şimdi. Merhaba Sebiha'cığım, bize yazmış. Semiha ile birlikte 2 senedir kitap kulübümüzü yürütüyoruz. Semiha edebiyat öğretmeni, bize çok güzel. Tanıyorum kendisini. Evet. Evet. Çok tatlı, çok bilgili, çok güzel bir bayan o da. Kesinlikle öyle. Gerçekten ben böyle hani çok mutluyum kitap kulübünü başlattığımız için. Ve tabii ki bir de Nazan Hanım'ın Türk Çok Güncel'i kitabı. ne Nazan Hanım güzel sağ bir cümle. olsun.
Evet, bizi kırmadı geldi. Hem bir imza günü yaptık, hem bu kitabı anlattı. Yani kitabın biz zaten normal kitapları okuyoruz. Semiha sağ olsun bütün yazarları ayrıntılarıyla anlatıyor bize hepsini. Ama tabii kitabın yazarını orada görmek, yani kendi ağzından dinlemek bizim için harikuladeydi. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben de Ve beni kitap ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok ne demek? güzeldi. Ne kadar güzel bayanlar gelmişti. Kitap hakkında konuştuk. Birçok şey hakkında konuştuk ve çok keyifliydi. Evet, gerçekten çok güzeldi. Allah tekrar nasip etsin inşallah. Amin. Evet, Semiha da yazmış İstanbul'a gidemedik diye. İnşallah seneye nasip olur gideriz. Ayasofya turu yapacaktık. Evet, Evet. onu yapamadık. Kupa. Çünkü bu yasaklar geldi, ondan yapamadık ama normale geçtiğinde sadece Ayasofya değil, bir de şeye gideceğiz. Eylül gibi eğer her şey yolunda ve normal olursa çok güzel bir sürprizim var. Senle işte birlikte Elif herhalde organize edersiniz. Göbekli Tepe'ye gideceğiz ve size orayı anlatacağım. Ay, bayılırım. Harika. Bir de sizden dinlemek. Sağ ol canım benim. Evet, Evet. Semiha zaten söz al demiş Nazan Hanım'dan tekrar buluşmak için. Bak böyle bir Göbekli Tepe geldi. Semiha inşallah yapalım Evet. onu. Hep beraber bir Göbekli Tepe'ye gidelim. Çünkü ben şimdi yeni yazdığım kitaplarda Göbekli Tepe mucizelerini öğrendim. Göbekli Tepe'yi yazdım. İnanamayacaksınız. Ben de inanamadım zaten. Evet Evet. hayatım sana devam Merakla ediyoruz. bekliyoruz. Tamam. Peki. Güzellik merkezi açmak isteyen ya da güzellik uzmanı olmak isteyenlere sen ne öneriyorsun? Şu anda hiçbir Evet. şey. Şu an herkes otursun oturdu ya. Açanlar ya tabii şöyle aslında ben biraz mesleki okulları öneriyorum. Ben de bir Mesleki. meslek lisesi mezunuyum. Ben hemşirelik okudum. Şimdi ara meslek dediğimiz bazı meslek grupları var. Yani hepimiz isteriz tabii çocuğumuz işte doktor olsun, mühendis olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun falan. En güzel şeyleri layık görüyoruz hepsini ama ne oluyor sonrasında çok işsizlik problemi çok fazla biliyorsunuz. Yani herkes mezun oluyor ve iş yok. Birçok sayıda işsiz gençlerimiz var. Meslek Aynen. liseleri aslında bu anlamda çok hayat kurtarıcı bir şey. Yani Evet. ben kendimden şöyle örnek, ben 18 yaşına basmamıştım daha. Yani hemşirelik liseden mezun olduğumda ve ben maaşlı bir işim vardı. Yani hastanede hemşire olarak çalışıyordum, özel hastanede. Sonra devlete tayinim çıktı. 18 yaşında bir kişinin hani sigortası başlıyor, maaşı var. Çok büyük bir özgürlük gerçekten. Çok güzel, evet. Meslek liseleri var, güzellik uzmanlığı da ilgili. Buna ilgi duyan genç kızlarımızın yani bunlara başvurmasını istiyorum. Tabii ki bu demek değil ki lise mezunu olarak kalacak. Bunun üniversitesi de var, Gazi Üniversitesi'nde. Güzellik bölümü var. İsterse ona da devam edebilir, isterse hoca olabilir. Ya da bambaşka bir iş de yapabilir ama bu her zaman bir altın bilezik olarak elinde olabilir. Yani biraz böyle ilgi duyan, ben bu mesleği yapmak istiyorum diyen kişilere veya onların ailelerine bu meslek liselerini araştırmalarını öneririm. Çünkü 18 yaşında maaşlı, güzel, bir de güzel bir ortamda, yani Çok. güzellik zaten, evet, çok keyifli bir ortamda çok güzel bir meslek sahibi olabilirler. Ben böyle çok öneriyorum yani o çağlarda olan çocuklara. Onun dışında yani güzellik merkezi açmak isteyenler için de şöyle, önce kendilerini bu konuda iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Mutlaka çünkü benim ne yazık ki sektörel bir sıkıntı bu. Hanımlar tabii ki çok seviyorlar güzellik salonlarını. Yani biraz böyle bir iş yapmak istedikleri zaman ilk akıllarına gelen şey güzellik salonu açmak oluyor. Evet, Bu da ne gerçekten yazık ki, evet siz de fark ediyorsunuzdur. Çok hızlı açılıp çok hızlı kapanan yerler var ve inanın çok maliyetli bir sektör bu. Yani evet. işte biliyorsunuz makinalar çok pahalı. O makinaları almadan yapamıyorsun ve birçok insan hüsrana uğruyor sonrasında.
Çünkü Çok hem işletme bilgin olacak, hem yani bu işlemleri bileceksin. Yapabilirler tabii ki, ama gerçekten kendilerini iyi yetiştirip, iyi eğitip, şundan emin olmaları gerekiyor. Şimdi güzellik salonu biraz şey gibi geliyor. Ay ne güzel, kadınlar geliyor işte, sohbet ediyoruz, işte manikür yaptırıyoruz, bilmem ne falan. Öyle değil yani, basit değil. Hani gerçekten çok iyi bir değil. organizasyon gerekiyor. Aynen öyle. Hatta bayağı ciddi organizasyon gerekiyor. Çünkü bizim kadınlarımız, hani hepimiz biraz kaprisliyiz, biraz sinirliyiz, biraz Yapıyoruz. ben deriz. 1 dakika, 5 dakika geciksek kızarız. İyi bir manikür yapılmasa sinirleniriz. Ve biraz da rahatlamak istediğimiz için ağzımıza geleni söyleriz. Öyle kolay bir yer değil. Kolay bir işletme ise hiç değil. Hiç Şu değil. en çok yanılgıya düşülen konu şu benim gözlemlediğim Nazlı Hanım. Genelde şey olarak düşünüyorlar. Hani ben başında dururum, yönetirim veya hani daha rahat bir iş, hani gelirim gelmem, hani oraya yetkili insanları koyarım. Ama bir personeliniz işten ayrıldığında o işlemi yapabilecek bilginizin olması gerekiyor. En azından bir işlemi. Çok Yani doğru. ya da o işlemi bileceksiniz ki doğru yapılıp yapılmadığını denetleyebilirsiniz. Çok doğru. Yani böyle ince şeyleri var. Yani açmak isteyenler, yani ben de desteklerim her zaman. Bana çok soranlar oluyor. Ben hiçbir zaman hiç kimseyi kendi işimde rakip olarak görmem. Çünkü herkesin bir ayrı müşterisi vardır. Yani Elbette. Elbette. açılabilir. Ben de edim, ama bazen işte anlatıyorum. Hani dikkat edin, çünkü büyük yatırım yapıyorsunuz. Sonrasında çünkü çok üzülüyorum ben. Bir iş yeri kapandığı zaman o emekleri bildiğim için çok üzülüyorum. Biraz daha böyle iyi araştırarak, yani hemen bir güzellik salonu açayım, işte üç kadın gelir, ona manikür yaparız, şöyle olur, böyle olur gibi bir iş değil bu. Bir bilgi gerekiyor, deneyim gerekiyor, işletme Çok. bilgisi gerekiyor. Çok. Yani bunlara dikkat etmeleri lazım, ama şöyle yani daha büyük yaşlarda açmak isteyenler de güzellik uzmanlığı kursları var. Milliyetin Bakanlığı'na bağlı özel kurslar var. Herhalde 6 aydı yanlış hatırlamıyorsam. Ona gidip sertifika alıp o sertifikayla açabiliyorlar. Sonra isterlerse, ben mesela sonra üstüne kalfalık belgemi aldım, ustalık belgemi aldım. Onlar da yine şeydi galiba, OSTİM'de şey veriyordu da yine belediyeye bağlı değildi. Ay şimdi sanatkarlar okulundan oraya belli bir süre gidip belgelerini alıp, yani iş yeri açmalarında sıkıntı yok. Zaten iş yeri kolay açılıyor. Hani parayla tabii ilgili bir şey. Ama sonrasında işte onu yürütmek, yani birçok koşulu dikkate almaları gerekiyor. Peki diyelim ki iş yerini açtın. Nasıl duyuracaksın? Nasıl etraf seni bilecek? O benim için, evet. Ben ilk Ya. iş yerini açtığımda Nazan Hanım çok güzel dekorasyonu yaptım. Masamı aldım, makinemi aldım, koydum, oturdum. Evet dedim, şimdi ne yapacağım? Kimse bilmiyor. Yani her şey tamam. Eleman da var. Sağ olsun, kulakları çınlasın. Umut Bey benim makinaları aldığım firmanın sahibi. Kalk dedi, böyle olmaz dedi. Önce dedi, tanıtım yapacaksın. AVM'lerde stand açtık. İşte Oğlum. broşürleri, bütün yani aklınıza gelebilecek, orada festival var. Ben koştur koştur oraya gidiyordum, stand açıyordum. Ada daha kızım çok küçüktü o zaman, 2-3 yaşında, o da benim yanımda orada. Yani çok ciddi bir emek var aslında. İşte çok İşte stand açtık, çok broşür dağıttık. Çok apartman, o zaman şimdi artık kimse bakmıyor da, o dönemler apartman posta kutularında çok yapılıyordu. Çok gezdik apartmanları, şeyleri, silecekleri, araba sileceklerini bıraktık. Yani gerçekten çok ciddi bir emek sarf ettik ilk başta. Tabii ki hala yine reklam yapıyoruz. Şimdi birazcık daha, o zaman Instagram çok yoktu, sosyal medya bu kadar Hiç mi aktif yoktu? değildi. Hiç yoktu, evet. Şimdi biraz daha bu anlamda daha kolaylaştı işimiz. Ama yine tabii sürekli çalışmaya ve kendini tanıtmaya devam. Çünkü sadece tamam, ben gittim, sertifikamı da aldım, yerimi de açtım, kimse yok. Onun için
tanıtma. Şimdi işte PR şirketleri de var. Ve tabii senin dediği gibi müşteri memnuniyeti. Sonra bir kişi geliyor, o beğeniyor, arkadaşına söylüyor ve öyle evet Bizim artıyor. gazetecilikte de vardır. Fısıltı gazetesi normal gazeteden daha etkilidir denilir. Gerçekten o fısıltı gazetesi doğruysa eğer çok güzel yayılır. Doğru. Evet. Peki ben hamama hemen hemen hiç gitmem. Gittim mi acaba? Düşünüyorum çocukken giderdik. Fakat sonradan sıcak beni çok perişan ediyor. Mahvediyor. Dolayısıyla hamama gitmiyorum ama şunu iyi biliyorum ki hamamın cilde çok faydası var. Evet. Hamam nasıl faydalı bir şey? Bir de onu anlatabilir misin? Şimdi Saunanın bu çocukluk travmaları hep diyoruz ya Nazan Hanım, ben çok kişiden duydum. İşte annem, anneannem, babaannem beni küçükken hamama götürmüştü. Bir daha evet. asla gitmem. Evet. Tabii ki o eski hamamlar bizim bildiğimiz hani biraz daha hani böyle basık, içeri giriyorsun, göz gözü görmüyor, sıcaktan nem, böyle bir nem bir Garip bir koku var koku. falan. Evet, ondan sonra bir sürü teyzeler falan işte hepsi orada sıra sıra yıkanıyor. Tabii bizim aslında kültürümüzdeki hamam öyle ama bu da değişti şimdi. Özellikle benim işletmemde ben butik bir hamam. Yani büyük hamamlar yine daha kalabalık insanlar geliyor ama butik bir hamam. Yani öyle çok aşırı sıcak olmuyor. Öyle göz gözü görmeyen bir buhar falan filan hiçbir şekilde yok. Zaten saunayı kullandığımız için önce kişi bir saunaya giriyor, bir terliyor, yumuşuyor. Sonra kese köpük yapılıyor. Ama kesenin sizin de söylediğiniz gibi cildimiz üzerinde gerçekten çok rahatlatıcı bir etkisi var. Çünkü biz hem yüzümüzde de vücudumuzda da bir keratin tabakası var. Bu ölü deri dediğimiz. Ölü deri. Evet. Evet, kendini yeniliyor. Bir şekilde o keratin tabakası atıyor. Biz işte evde ne kadar kendimiz de yıkanmaya yani keseli yapmaya da çalışsak bu hani bir çıkartmamız lazım. Yani üstteki o ölü derinin hepsinin şöyle bir alınması lazım. Keseyle bunların hepsi alınıyor ve mis gibi taptaze bir cilt çıkıyor. Ne oluyor? Gözeneklerin hepsi açık. Hava alıyor. Oksijen alıyor içeriye. Oksijen aldığı zaman kan dolaşımımız artıyor. Yani hamama sık giden insanların gerçekten selülit problemleri çok az oluyor. Çünkü Evet. selülit bir dolaşım problemi. Ciltleri Doğru. daha parlak oluyor. Ben hamama Doğru. girip çıktıktan sonra 2-3 gün kendimi seviyorum böyle yumuşacık gerçekten. Tabii cilt Hani gelişmiştir. evet Doğru. çok güzel oluyor. Yani tabii ki özel bir sağlık problemi yoksa hani tansiyondur, kalple ilgili bir rahatsızlığıdır. Onlar tabii hep bu söylediklerimin dışında. Zaten Sıcak astım cilt. hastalığı. Evet, Astım. yani hani sıcağa duyarlılığı olan kişilerin dışında yani ben herkese hamamı öneriyorum. Zaten eski kadınların yaptıkları şeyleri ben takip ediyorum. Gerçekten biliyorlarmış bu işi. Evet. Hamam kültürü biliyorsunuz bize eskiden gelen bir kültür. Ve sağlık açısından da çok faydalı. Bir de ter atıyorsun, toksinlerini atıyorsun. Yani Rahatlıyorum. tavsiye ederim. Evet, rahatlıyorsun. Bir de suyun da bir etkisi var Nazan Hanım. Yani o su Tabii. zaten spa kültürü çok gelişti biliyorsunuz son dönemlerde. Hamam yerine daha çok spa diyorlar. Spa'nın anlamı suyla gelen güzellik. Yani suyun bir güzelleştirici etkisi var. O olmasa Var. bile psikolojik olarak orada kurnadaki o şırıl şırıl bir akan suyun sesi bile insana gerçekten çok büyük bir ferahlık veriyor. Haftaya sendeyiz, anladık. Evet. Güzel anlattın mı? Bilemedim şimdi. O kadar güzel Bir kez gel. İnanın bu pandemi bitti. Yani bizim güzel salonların açılmasına izin verildi. Benim ilk yaptırdığım şey kese köpük oldu. Koşa koşa yani. doğru söylüyorsun. Ne kadar ihtiyaç var. Ve nasıl yenilenip çıkıyorsun değil mi oradan? Ben de şimdi Ya şimdi krizim değil mi? evet, Nazlı Hanım şey diyorlar ya yazın hamama girilir mi diye. Aslında yazın daha çok ferahlayıp çıkıyorsunuz. İnanın Tabii. bana hani böyle hamamdan çıkınca insan ferahlamış olarak çıkıyor. Bir de hani bronzlaşmak isteyenlere de benim tavsiyem o. Hani tatile gitmeden önce bir kese attırırlarsa o sağlıklı deri üzerindeki bronzluk daha dayanıklı oluyor. Güzel. Hatta sonra da bronzlaştıktan sonra gelip de yine o çünkü üstteki yine ölü deri.
Bir kese daha attırırlarsa gerçekten çok daha tertemiz, güzel bir bronzluk oluyor. Yani yazın Evet, daha çok evet. öneriyorum. Evet. Evet. Filizciğim, ben bir şey sorabilir miyim? Biraz Tabii hızlı hızlı ki. geçiyorum çünkü seninle konuşacağımız çok şey var. Yani herkes çok Tamam. merak ediyor ama bu zayıflamayla alakalı benim sormak Evet. istediğim şey. Zayıflama makinesi. Şimdi güzellik merkezlerinde bir sürü alet var zayıflamayla alakalı. Ama benim birçok arkadaşım ya biz doğru gitmiyoruz, doğru aletlere girmiyoruz. Belki herkesin fizik yapısına göre, kilosuna göre, bilmiyorum, tipine göre değişiyor olabilir. Bazı Evet. arkadaşlarım memnun olanlar olduğu kadar olmayanlar da var. Ya ben o kadar gittim, para verdim, hiç hikaye. İşte ben diyor diyet yaptıktan sonra, yok işte ben spor yaptıktan sonra bu makinalara niye gireyim? Şimdi bir ortada bilgi kirliliği var. Biraz bundan bahsedersen çok Çok sevinirim. haklısın. Evet, şimdi aslında yanlış makine yok. Yanlış uygulayıcı var. Yani eğer bu FDA onayı dediğimiz hani belli bir şeyden geçmiş güzel bir makinaysa bütün makinaların hepsi aynı işi yapıyor. Ama kimi soğutarak yapıyor, kimi ısıtarak yapıyor, kimi işte çevirerek döndürerek yapıyor. Yani ama o amaç hep alttaki kan dolaşımı hızlandırıp ya ısıyla yağları yakıp yapıyorlar ya da soğukta dondurarak yakıyorlar. Yani bütün tekniklerin hepsi, makinaların hepsi İş yapıyor sonuçta. Sadece emin olamadığımız konu uygulayıcı acaba düzgün hani şekilde yapıyor mu? O çok önemli. O da zaten güvendiğiniz bildiğiniz yerlere gittiğinizde yine sorun yok. Bir de tabii bizim üstümüze düşen bazı görevler var. Şimdi makinelerin hepsi zayıf yani yağ yakıyor ama yani şöyle düşünün siz şimdi belli bir oranda yani yağlar parçalanıyor. İşte onu bol su içmeniz gerekiyor. Çok bol su içmeniz gerekiyor ki idrarla atılsın. Şimdi siz tekrar o yağı yani beslenerek tekrar yerine koyuyorsanız bir kısır döngüye giriyor. Bir şey fark etmiyor. O dönemde diyet yapmak çok önemli. Yani Tabii. aldığınız yağ miktarını azaltmadığınız sürece kilo vermeniz mümkün değil. Yani tartıdaki kilonuz aynı olur. Ama ne değişir? Yani hiç mi faydası yok? Var tabii ki vücudunuz forma giriyor. Bölgesel. Yani belki yağ oranı aynı kalıyor eğer diyet yapmıyorsanız. Ama biraz daha şöyle bir daha Bir kilo mu? formda duruyor. Sıkılaşıyorsunuz. Yani o anlamda makinaların yani mümkün değil ki bir makineye baştan sona kadar girip hiçbir şeyin değişmemesi mümkün değil. Mutlaka sıkılaşıyorsunuz. Ama ben kilo da vereyim. Hani 3 kilo, 5 kilo gitsin diyorsanız kesinlikle diyet. Diyet Yani artı makine. Diyet evet. artı makine. Doğru. Diyet artı. Doğru. Ya şimdi şöyle ben bunu hep şey olarak söylerim. Yani bir sandalyenin dört ayağı gibi. Yani diyet yapacaksınız, makinelere gireceksiniz, bol su içeceksiniz. Bir de sağlık kısmı var, çok önemli. Yani bir hormonal probleminiz var mı yok mu? Şimdi onu da bilmeniz gerekiyor. Ya belki guatrınız var, yani tiroidiniz var, belki şeker hastalığınız var, insülin direnciniz var. Yani bunlar da sizi olumsuz etkiliyor olabilir. Çünkü insan kendini çok iyi bilir. Ben ilk sorduğum soru şeydir, yani ne kadar yani ne kadardır bu kilolarınız var? Hani ben kendimi bildim bile kiloluyum ve yemek yemeyi seviyorum diyorsa tamam ama son 6 ayda işte ne bileyim 10 kilo aldım. O zaman mutlaka bir tahlil yapılması gerekiyor. Çünkü bunun altında başka metabolik sorunlar da çıkabiliyor. Ha, yani metabolik sorun çıktığı zaman zayıflama makinesine girmeyecek mi? Yine girecek. Ama en azından onunla ilgili bir ilaç kullanacak. O bunu süreci hızlandıracak. Bir yandan da almış Kesinlikle. olduğu kiloları da evet makinayı da daha hızlı verecek. Yani hepsinin bir arada olması gerekiyor. Hatta ben selülit kremlerini de çok çok öneriyorum. Öyle Onunla mi? ilgili de evet şöyle bir sadece bir yanlış bir bilinen bir şey var. Böyle oturduğumuz yerden ben hani şu an kremi süreyim. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Çünkü bunun hareketle yapılması gerekiyor. Ama diyelim ki banyoda, duşta çıkmadan önce o bölgeyi Tabii. bu hani sert kıllı şeyler vardır masaj aletleri.
Evet, onunla masaj yaptınız, kan dolaşımını hızlandırdınız, üstüne sürdünüz etkili. Ya da evde işte koşu bandında veya spor salonuna gidiyorsunuz veya yürüyüş yapıyorsunuz. O zaman sürdünüz etkili. Yanlış kullanıldığı için serif kremlerin etkisiz olduğu düşünülüyor. Kesinlikle etkili ama hareketle birlikte yapılması gerekiyor. Hareketle birlikte yapılması gerekiyor. Çok önemli bir Evet, şey yani söyledin. Birçok hiçbir kişi şey yapılmıyorsa da evet dediğim gibi böyle bir diyorum ki banyodan çıkmadan önce orayı kan dolaşımını hızlandırın. Çıktıktan sonra sürün. O da etkili. Yani önemli olan çünkü orası ne kadar sıcaksa o kadar çabuk emiyor. Aşağıya göndermek önemli. Orayı ısıtmak gerekiyor bir şekilde. Isıtmak gerekiyor. Anladım canım. Evet. Peki bir de şu lazer epilasyon var. Bu da şimdi çok önemli bir detay. Hakikaten çok önemli. Özellikle Evet. son zamanlarda erkekler de buna çok ilgi gösteriyorlar. Artık eskisi kadar böyle neyse söyleyecektim ama söylemeyeyim. Böyle post gibi gezen yok artık. Çünkü hakikaten artık erkekler de bunun kolayını buldular. Bence çok önemli bir konu. Gezmesinler zaten Nazan Hanım, bu kadar teknoloji varken, değil mi? Biz de gezmeyelim. Hatta ben ilk iş yerini açtığım zaman sadece lazer makinem vardı. Yani tek makinayla açmıştım. Lazer makinesi almıştım. Hatta bazı böyle arkadaşlarım benimle işte şakalaşmak için kıltı yüzmanı diyorlardı bana. Evet diyordum, kıltı yüzmanıyım. Çok önemli yani. Şimdi şöyle, lazer epilasyon hayatımızı, özellikle kadınların hayatını kurtaran bir işlem. Çünkü biliyorsunuz işte yani estetik açıdan hiçbirimiz tüylü dolaşmak istemiyoruz. Sağlığa bir zararı yok. Çünkü 1950'li yıllarda başlanmış aslında lazer hayatımıza girmeye. Tabii şu an lazeri biliyorsunuz birçok alanda kullanılıyor. Yani ameliyatlarda da kullanılıyor. Göz ameliyatları yapılıyor, farklı beyin ameliyatlarında. Yani teknoloji olarak lazer birçok alanda kullanılıyor. Ama tabii ki bu alanda kullanılan farklı bir makine ve farklı bir şeyle yapılıyor. Şöyle lazerin kısaca şöyle bilgi vereyim. Kıl köküne ısı vererek kıl kökünü yakmak. Evet. Şimdi en çok kafa karıştıran şey şu. İşte Alexandrite ND-Diode, IPL, ben hangisiyle yaptırayım? Yani birçok makine var. Şu etkide işte herkes birbirininkini kötülüyor. O da bir sonuç alamazsın. Buna git. Oradaki ona. Aslında hani tıpta da şey var ya, yani hastalık yoktur, hasta vardır diye bir terim vardır biliyorsunuz. Çünkü kişiden kişiye göre herkesin hastalığı farklı seyrediyor. Tabii. Bu kıl işleri de kişiden kişiye göre çok değişen bir şey. Yani şöyle bir şey yok yani. Sen 5 seansta geleceksin, bitecek. Bilemiyoruz. Çünkü herkesin kıl folikül sayısı farklı. Kıl Tabii ki yoğunluğu farklı. farklı. Yaşına göre evet çok değişiklik gösteriyor. Makinelerin arasındaki fark da hemen o kafa karışıklığını gidermek için söyleyeyim. Hepsi nanometre diye adlandırılan dalga boyları var. Farklı yerlere atış yapıldığı için yani bazılarında işte etkili, bazılarında etkisiz oluyor. Bunda yapabilecekleri tek şey güvendikleri, bildikleri bir merkeze gitmeleri, iyi bilgi almaları yani onunla ilgili ve bırakmaları yani. Ha, bir de hormon olarak da tabii yine o da çok önemli. Çünkü bazı kişilerde hormonal problemler oluyor. O bitiş süresini çok etkiliyor. Eğer normalde beklediğimiz yerlerin dışında tüylenme varsa, çünkü biz kadınlarda ne bileyim çenesinde tüylenme varsa bu beklediğimiz bir bölge değil. Ya da işte sırtında varsa gibi. Onlar yani bazı hormonal hastalıkları bize hani işaret edebiliyor. O konuda önce bir böyle sıkıntıları varsa doktora gitmeleri, tahlil yaptırmaları, sonrasında lazere başlamalarını öneriyorum. Başlangıç yaşı da kızlar için regl olduktan 2 sene sonra Tamam. başlayabilirler. Yani 16-17 yaşlarında evet Erkek artık başlayabilirim. kadınların içinde hani erkeklerin şimdi bir sakal hizasının yukarısında göze doğru da oluyor ya bazen tüylenmeler. Erkek çocukları için de böyle 18-19 yaşlarında başlasalar uygun oluyor mu?
Bir sıkıntı yok Elif. Aslında yani şimdi şöyle bazı hastalıklar oluyor biliyorsunuz. Yani kız çocuğu 8-9 yaşında ama çok aşırı kıllanma gibi bir problemi oluyor. Bu zaten bir de bir sosyal bir olayda. Yani çocukların psikolojisini de çok etkileyen bir şey bu. Yani doktorlar o yaşlarda da yani bunu önerebiliyorlar. Çünkü sağlığa bir zararı yok. Sadece biz daha önce yapmamamızın sebebi hormonları tam oturmadığı için istediğimiz sonuçları daha geç alıyoruz. Yani ben 5 seansla bitecekse benimki, onunki 10-12 seansla bitiyor. Ama bir zararı yok. Yani erken de başlayabilirler. Sadece biraz daha yani dökülmesi biraz daha zor oluyor. Anladım. Çok özür dilerim. Bir şey daha soracağım bu konu kapanmadan. Filizciğim bir de bazı yerlerde hani mesela koltuk altında lazerde bazı arkadaşlarda lekelenmeler, koyu renkler olmuş. Bu lekelenmelerin sebebi ne oluyor ya da orada neye dikkat edeceğiz biz? Hani Ya gittiğimiz yanlıştır merkezde. aslında. Ya şöyle, yani lazerle yakılmadığı sürece leke olmuyor. Biz aslında daha öncesinde ağda yanığı lekelerini çok gördük. Kadınlarda dudak üstünde. Yani sebebi ne? Ağdayı biliyorsunuz sıcak bir şekilde yapıştırılıyor ve sert bir hareketle çekilmesi gerekiyor ki oradaki tüyler alınsın. Koltuk altı da yine aynı mantık. Lekelenmenin sebebi aslında orada fazla sıcak. Mesela ağdayı normalde olması gerektiğinden daha fazla sıcak yapıştırdıkları için çekiyorlar. Hem orası tahriş oluyor. Sonrasında da eğer güneş koruyucu sürmeden sokağa çıktıysa geçmiş olsun. Olmaz. Bir leke olayı oluyor. Yani lazer aslında cilt yenileme özelliği de olan bir şey. Çünkü orada biz lazer atışını yaptığımız zaman hücre yenilenmesi de yapıyor. Var olan lekeleri de açıyor. Ama eğer ki Allah korusun yanarsa, hani belki o bahsettiğin arkadaşların da yanık olmuştur. O zaman lekelenme oluyor. Ama lazer normal koşullarda hiçbir şekilde leke bırakmaz. Yani onun ampul değiştirmemekle falan öyle bir şey anlatmışlardı bana. İçindeki Yok. ampulü Yani şöyle, ampul değiştirmediklerinde sadece boşa bir seans olmuş oluyor. Yani lazer atışı yapıyor ama boş bir atış yani. Hiçbir faydası olmuyor kişiye ama yanık yapmaz ampulün değiştirmemesi. Sadece ısı derecesini ayarlayamadıkları için yakmışlardır. Filiz, bir de kaş ve kirpik teknikleri var. Biliyorsun tabii Evet. benim kaşlarım da sizin orada yapıldı. Kullanın. Bakın reklam Harika. yapıyorum. Hatta Evet. gözlüğümü çıkartıyorum. Benim kaşlarım, bakın, Çok güzel. Güle güle inceydi. kullanın. Teşekkürler ederim. Renk bozukluğu İnceydi. vardı. Renk bozukluğu vardı. Ve ben Filiz'in oraya gittim. Kaşlarımı yaptılar böyle böyle böyle. İşte o kadar kolaylaştı ki eskiden bir saat o kaş boyanıyordu. Çok sarışınım ben. Özüm de çok sarışın. Kaşım kirpiğim yok gibi. Ama senden sonra oh çok rahat Mesela ettim. ben bu arada Filiz'in orada ben de buradan dinleyenlere söyleyeyim. Ben G5 kullandım. G5'e girdim. Açık itiraf edeyim. Böyle şeyleri çok söylüyorum. Bende çok ciddi bir selülit olayı vardı. Hem bacaklarımın önünde ve arkasında. Çok samimi olarak söylüyorum. Hem kilo vermemde çok fayda oldu. Ve şu anda selülitim yok. Bitti selülütü, kreme Çok güzel. ihtiyaç yok. Sen hallettin. Çok. Evet. Ve orada yani Filiz'in Ben de orada. şuna bir dipnot girmek istiyorum Nazan Hanım. Bu tarz işlemler özellikle vücudumuza da yüzümüze de evet bir paket aldık, yaptırdık. Çok güzel sonuç aldık ama tabii ki yaşamaya devam ediyoruz. Ve yaş çekimi denen bir şey var. İşte bir kilo alıyoruz, 2 kilo veriyoruz falan. Benim aslında önerim mesela işte ayda bir G5'e bir seans sadece ya da masaja. Yani paket bitti veya 2 ayda bir. Yani hiç bırakmadan bunu belli aralıklarla bir bir Doğrusu bu. yaptırmak en azından bu bir koruma. Doğrusu Yani bu. mevcut, evet mevcut korumak için böyle Ben. hani hiçbir müşterimizden tamamen böyle ay ne güzel işlemin bitti artık gelmene gerek yok demiyoruz. Doğru. Aldım mesajı. O yüzden Elif'ciğim bekliyorum seni.
En kısa zamanda sendeyim bu hafta. Şimdi Filiz, kaş olayını birazcık gir ama özellikle kirpik olayı çok önemli. Çünkü herkesin tek derdi var. Kirpikleri yaptırdıktan sonra dökülüyor kirpikler. İpek kirpikler Evet. sizin. Kaş. Şimdi yani kaştaki en önemli olay zaten biliyorsunuz onda da temiz hijyen. Kişiye özel yani her yer öyle yapıyordur diye düşünüyorum. Yapmayan yer yoktur diye düşünüyorum. Ama yine de onlara dikkat edilmesi lazım. Yani size özel bir iğne açılıyor mu gittiğiniz yerde? Hatta sonra o iğneyi hani biz isteyenlere siz kendiniz götürün diyoruz ya da isimlerini yazıyoruz bir ambalajın içinde bir sarıp saklıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir süre sonra kontrole gidiyorsunuz ve tekrar yaptırmanız gerekiyor. Şimdi o temizlik çok önemli. İkincisi böyle gitmeden önce çünkü bazı kişiler de kanayabiliyor. Yani aspirin gibi böyle kanı sulandıran ilaçların o dönemde hani öncesinde 3 gün öncesinde kullanmaması gerekiyor. Gittiği yer tabii yine hep diyorum ki güvenilir yerler yani. Ya, benim şöyle arada sadece hep güvenilir dediğim için şunu söylemek istiyorum. Herkes kendi tarzına uyan, işte işletme sahibini sevdiği, personelini sevdiği, güvendiği bir güzellik salonu edinmeli, gezmemeli. Ve Bence orada bütün işlemlerini orada yaptırmalı. Çünkü yani hani benim yerim veya bir sürü onlarca iş yeri var her yerde. Bir yere gidilsin. Bizim açımızdan da şöyle bir kolaylık var. Şimdi Nazan Hanım bize geliyor. Biz Nazan Hanım'ın huyunu suyunu öğreniyoruz. Hani nelerden hoşlanır, nasıl bir tarzı var. Zaten huyu da suyu da çok güzel, çok şanslıyız biz. Evet. kahve içer. Ya evet, mesela kahvenizi nasıl içiyorsunuz? Ne kadar güzel değil mi? Hiç size sorulmadan direkt gelecek. Vücudunuzun reaksiyonlarını biliyoruz. Hassas mı? Alerjik mi? Mesela şu işlemi yapmıştık, bu nazaranında olmadı. Yani veya bu oldu. Sizi tanıdıkça biz de çok rahat oluyoruz. Yani Evet, nasıl çok da doğru. yapacağımızı biliyoruz. O yüzden herkes böyle güvendiği, bildiği bir yere. Yani çok böyle bazı kişiler çok geziyor Nazan Hanım. İşte tırnağını orada yaptırıyor, kaşını orada yaptırıyor, ağdasına oraya gidiyor bilmem ne. O kendisini de çok yoran bir şey. Bir. Bir yerle başlayıp yani çok büyük bir problem olmadığı sürece tabii aynı yerde devam etmelerini ben naçizane öneririm. Onun dışında kaşta da biliyorsunuz çok arttı. Yani bu kıl tekniği, microblading yani çok fazla yapılıyor. Eskiden insanlar böyle yeşil kaşlarla dolaşıyorlardı. Çünkü dövme boyaları da yapılıyordu. Ve çıkmıyordu da. Şimdi artık çok teknik ilerledi. Güvendikleri, bildikleri boyasına emin oldukları boya çok önemli kullandıkları boya. Çünkü derinin altına veriliyor. Yani onun da mantığı şu, buraya bir iğne diyeyim yani. Öyle bir şeyle bir açıklık yaratılıyor ve boya buranın içine işliyor. Tabii bu 1-1,5 sene sonra tekrar yaptırmanız gerekiyor. Yenilenmesi gerekiyor tabii. Evet, güvenilir ellerde bence yaptırabilecekleri çok güzel bir işlem. Çünkü kaş çok önemli ve ne yazık ki zamanla kaşlarımız dökülüyor. Dökülüyor. Boyamak zorunda kalıyoruz. Boyadığımız zaman işte elimiz gidiyor, boya bulaşıyor falan. Yani böyle bir işlem teknoloji varken neden faydalanmayalım? Doğru. Onun dışında ipek kirpikteki en büyük problemimiz şimdi bunda yine uygulayıcı diyeceğim tabii ki. Şimdi kirpiklere, kendi kirpiğinize yapışık olarak takıldığında, bizim kirpiklerimiz de dökülüyor tabii ki yani normal günlük Tabii ki hayatta. devam dökülen bir şey, evet. Evet, onunla birlikte olduğu zaman, şimdi o bir yabancı cisim kendi kirpiğinde, onun kendi kirpiğinin dökülmesini hızlandırıyor. İki kirpiğin arasına takılması lazım. İpek Öyle mi? kirpiğin. Evet. Halbuki ben takip ediyorum bazen böyle internette falan görüyorum. Kirpikle o kirpiği birleştiriyorlar böyle. Üst üste koyuyorlar. Kesinlikle birleştirilmesi çok yanlış. Yani şu iki kirpiğiniz olarak düşünün, bu böyle bir Evet. şeyde buraya Evet. takılıyor. Şuraya takılması. Bak, Elif hiç bilmediğimiz bir şey. Aferin Filiz. O yüzden de dökülmeler olabiliyor Nazan Hanım. Burada bu çok ustalık isteyen bir iş. Yani ustalık gerektiriyor ipek kirpik takmak. O yüzden de tabii hani kullanılan malzemeleri hiç saymıyorum. Onlar zaten çok profesyonel olmalı. Yani o yapıştırıcısı, kirpiği,
olmazsa olmaz. Bu da bir usta elden çıkması gereken bir şey ve kişi de kullanırken hani en çok yapılan hatalar tabii göz ovuşturmak, yüzüstü yatmak, duşta işte sıcak su akarken hani orada durmaması lazım, yani olabildiğince yüzüne denk gelmemesi lazım. Biz de yaptırdıktan sonra tabii onlara dikkat edersek olabildiğince uzun süre kullanabiliriz. Dediklerinin hiçbiri bana uymadığı için ben yaptıramıyorum. Ben zaten kremleri böyle kolum Ya. kolum sürüyorum. Gitti kirpi. Siyu yüzüm böyle duşta böyle olacak gitti. Zaten böyle bana olmuyor. Asla bana olmuyor. Tamam, size karşı yapıyorum. Tamam. Kirpikte arada gerektiğinde özellikle televizyon programlarında ya da ödül falan alındığında takma kirpikler Ha, kurtarıyor. evet. O Onlar evet, kurtuluyor. ama ipek kirpik de çok güzel oluyor. Çok güzel duruyor. Vallahi göz ortaya çıkıyor. Yani vazgeçemediğim bir şey, bizim de Betül takıyor ipek kirpiği de, biliyorsunuz sizin kaşlarınız da Betül yapmıştı. Bu pazartesinden itibaren başlıyor artık. Ay Betül, şahane, öpüyorum onu. Ona gelince söyle. Bu arada Tamam. yine geleceğim kaşlarım için. Bak, şuralar için bir daha geleceğim. Neyse. Tamam. Reklam. Gelin. Ben hemen randevu yazayım size. Tamam. Bir de şeyi anlatsana. Ne Çok kadar zaman kısa, kaldı? maalesef son 5 dakikamız, çok kısa Son beş anlatabilirse. dakikaya. Çünkü O yaptırmak istiyorum. zaman bunu da şey, ben sığdırmak istiyorum. Yani bir ciltle ilgili de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim yani tabii ki bildiğimiz klasik cilt bakımları, diğer bakımlar, onların hepsini öneriyorum. Onun dışında yüz yogasını da öneriyorum. Aa. Yani yüz yogası, ben şimdi onun da şeyini getirmiştim şöyle yanımda, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Böyle yüzde bazı noktalar, bunlar bizim akupunktur noktaları dediğimiz yerler. Bunlara baskı uygulanarak yaptığımız, bir evde yapabildiğimiz bir teknik bu. Bunun şöyle faydaları var. Yani özellikle ben bu pandemi döneminde çok faydasını gördüm. Çünkü hiçbir yere çıkamadık, hiçbir şey yaptıramadık. Ama evde kremlerinizi sürerken bile bu tekniklerle sürdüğünüzde inanılmaz faydasını görüyorsunuz. Gıdı, boyun, göz çevresi, alın, bütün çizgileriniz için çok rahat evde çalışabileceğiniz teknikler. Biz bunu haremde, Didem Demiraslan var bizim yoga eğitmenimiz. Onunla birlikte bu dersleri veriyoruz. 10 ders geliyorsunuz veya online'da görüntülü de ders verebiliyor Didem Hanım. Ben şiddetle tavsiye ediyorum herkese. Çünkü Güzel. televizyon izlerken bile kendinize cilt bakımı yapabiliyorsunuz. Hani Çok güzel. şurada mesela şimdi bir şey göstereyim. Hani onu bir deneyin. Şu hareketi yaptığınızda Ha, şöyle, evet. Evet. gıdı, yüzünüz, boynunuz hepsi çalışıyor. Bunun tabii tırma farklı teknikleri var. Hani zamanınız kısa, onunla ilgili çok bilgi veremedim ama yüz yogası ile ilgili hani beni de isteyen her zaman arayabilir. Ben her kadının bu dersi alıp öğrenip evde uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evde kremlerinizi uygularken de bu tekniklerle uyguluyorsunuz. Aslında her gün gerçekten cilt bakımı. Şöyle bir şey, ben çok kısa girmek zorundayım çünkü son Aa, bitiyor. iki 2 dakika dakika. kaldı. Tamam. Efendim, Ümitköy'de Harem Güzellik Evet. Merkezi. Evet. Filiz'in burada Instagram'da bizimle beraber olduğunda adresi görüyorsunuz zaten. Bu program aynı anda YouTube'da da ve Nazan Hanım'ın Instagram sayfasında da kalıcı olarak bulabilirsiniz. Filiz, sana nasıl ulaşabiliyorlar? Harem neydi adresi? Harem 2MD alt tire harem Instagram sayfamız. Oradan sana İçiniz rahat ulaşabilirler. olarak ulaşın vallahi. İçin, ben Aynen. çok titizim. Ben çok rahat Çok gidiyorum. teşekkür ederim. Herkes içiniz rahat olarak gidebilirsiniz. Evet, son bir. Bitmek üzere. Filizciğim çok teşekkürler ediyorum. Çok Ben sağ olasın. davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok Çok güzel keyifli sohbetti. ki benim. Bizim için Aynen. bütün bizi izleyenler, katılanlar için çok teşekkürler ediyorum. Evet, Hayırlı ben de çok teşekkür geceler olsun. ederim dinleyenlere. İnşallah sizi bekliyorum en kısa zamanda hareme.
Tabii herkesi bekliyordum. Herkes. Haremde buluşalım. Haremde buluşalım. Sohbetin devamını orada yapalım. Orada yapalım. Doğru. Görüşmek üzere diyorum. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ediyorum. Esin, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese Teşekkür iyi ederim. akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun.